Merhabalar. Faydalı Bilgiler serimizin bu bölümünde evde sarımsak nasıl kurutulur, sarımsak tozu nasıl yapılır? Bu konuyu ele alacağız. Evde sarımsak kurusu ve sarımsak tozu yapmak hem ekonomik hem de oldukça pratiktir. Özellikle zamandan kazanmak, sarımsağın kokusundan uzak kalmak ve sarımsakların bozulup atılmasını önlemek için tercih edilebilecek bir yöntemdir. Vereceğim tarifte hem güneşte hem de fırında sarımsak kurutma yöntemlerini anlatacağım. Sarımsak nasıl kurutulur? Öncelikle bundan bahsedelim. Bunun için taş köprü sarımsağı gibi su oranı az yerli bir sarımsak türü kullanmak idealdir. Çim sarımsakları hem daha fazla su içermekte hem de yerli türlere göre daha az etken madde içermektedir. Sarımsakların filizlenmemiş olması, kuru olması önemli bir ayrıntıdır. Sarımsaklar soyulup mümkün olduğunca ince doğranır. Uygun bir bez veya tepsi içerisine yayılarak güneşte kurutulur. Kurutma işlemi havanın sıcaklığına bağlı olarak 2 ila 4 gün arasında gerçekleşir. Genel bir kural olmasa da direkt güneş ışığına maruz bırakılmasa iyi olur. Daha çok güneş sıcaklığının etkin olduğu çatı altları bu iş için uygundur. Her gün kontrol edilerek dilimler ters yüz edilebilir. Eğer kurutma işlemi yaz aylarının dışında bir ayda yapılacaksa, sarımsakları fırında kurutmak ideal bir yöntemdir. Bunun için sarımsaklar önceden 100 dereceye ısıtılmış, mümkünse fanlı ayarda bir süre bekletilir. Fırının kapağı ara ara açılarak hem kontrol sağlanır hem de fırında oluşan buhar dışarı alınır. Sarımsakların renginin değişmemesi gerekir. Bunun için süre ayarı önemlidir. Genel olarak 1 saat ile 1,5 saat arası yeterlidir. Kuruyan sarımsaklar çıkartılır ve mutlaka kuru bir yerde soğumaya alınır. Sarımsak tozu için ise kurutulan sarımsaklar uygun bir öğütücü içerisinde ya da havanda toz haline gelinceye kadar dövülür. Dilenirse içerisine bir miktar kaya tuzu atılır. Bu sarımsak tozunun daha uzun süre dayanmasını sağlar. Hatta biraz kekik gibi baharatlarla birlikte harmanlanır ve uygun bir baharat kabına da alınabilir. Sarımsaklar toz haline değil de kuru halde saklanacaksa yine ağzı kapalı bir kapta saklanması önerilebilir. Evet, bu faydalı bilgiler bölümümüzde evde sarımsak nasıl kurutulur, sarımsak tozu nasıl yapılır konusuna değindik. Beğeniye tıklamayı, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir başka faydalı bilgiler videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.